Ya Rabbi hesebil mehal icmalen 4, tafsilen 9'dur. Hareke-i mahza, huruf mahza, hareke-i mana hazif, huruf mana hazif diye icmalen 4. Tafsilen 9. Hareke-i mahza müfred münsarif, cem mükesser münsarifti. Bir gayr münsarifti. Bir de cem müennes salimdi. İrabe harekeyle olan. Huruf mahza da efendim Esma-i Sitte-i Mu'telle, Cem-i Müzekkisselim, Ulu Işrune ve kardeşleri, Tesne, İsnani ve Zamire Muzaf olan Kilâ'iydi. Biz okuduğumuz yere kadar hareke-i mahza kısmını irab-ı tam ve irab-ı nakısı ile, yani müfred-i munsarif, cem-i mükesser-i munsarif, gayr-i munsarif ve cem-i önne-i salim ile okumuş olduk. Cem-i önne-i salimde, Câni müslümâtun, râyçü müslümâtin, merâçü bi müslümâtin, nasıb ve cer hali, kesre ile oluyor. Burada nasıb hali cer haline tabi oluyor. Gayr-ı musarifte ise cer hali nasıb haline tabi olmuş oluyor. Gerekçesini de söylemişti. Cem-i Önne Salim, Cem-i Müzekkeri Salim'in fer'idir. Cem-i Müzekkeri Salim'de haleti nasıb ile ceri ya iledir. Ya ise cer alameti olarak evladır. Dolayısıyla orada Cem-i Müzekkeri Salim'de nasıb hali cer haline tabidir. Cem-i Önne Salim'de onun fer'i olunca orada da nasıb hali cer haline tabidir. Haleti nasbi, haleti cerrine tabi olarak kesre ile olmuştur. Ahuke ve ebuke ve hamuki ve henuke ve fuke ve zumalin. Geçtik huruf-u mahzanın irab-ı tam kısmına. Huruf-u mahzanın irab-ı tam kısmına geçtik. Burada Esma-i Sitte-i Mu'telle diye isim zikretmedi. Doğrudan doğruya kendilerini hani El-Esma-u Sittetü'l-Mu'telletü diye avamilde ve izharda söylemişti. Burada doğrudan doğruya taadet yapmış oldu. Ehuke, ebuke, hamuki. Burada hepsinde ehuke, ebuke, hamuki oldu. Öbürlerinde de ehuke, ebuke olabilir. Olmasında sıkıntı yok. Ama ehuke, ebuke, hamuke olmaz. Hamuki olur. Bir kesril kafi. Zamir kafi olan zamir olan kafın kesresiyle hamukidir, hamuke değildir. Öbürlerinde ise ehuke ebuke normal. Ehuke ebuke de olabilir. İkisi de caizdir. Neden hamukide kafın kesresi olması gerekiyor? Lennel hame qaribul mer'ati min janibi zevciha. Çünkü ham nedir? Kadının kocası tarafından yakını, yakınlarıdır. Dolayısıyla hamuke dersek bir defa kimin yakın olması gerekiyor? Kadının yakını. O zaman hamuki olacaktır. Yani erkeğin yakını olmayacak ki hamuke diyelim. Hamuki ey kadın senin kocan tarafından yakınların demektir. Kayınbiraderlerin vesaire demektir. لَاَنَّ الْحَمَ قَرِيبُ الْمَرْأَةِ مِنْ جَانِبِ زَوْجِهَا فَلَا يُضَافُ اِلَّا اِلَيْهَا. Öyleyse bu fa neticeyi bildirir. فَلَا يُضَافُ اِلَّا اِلَيْهَا. O zaman sadece müennese kadına ne olmuş olur? Muzaf olur. Öyleyse hamuke olmaz yani. Hamuhu olmaz. Hamuha olur. Hamuhu veya hamuke olmaz. Ve henuke bu hamukinin dışındakilerin her birisinde cazel ve cehan yani erkeğe de hitap olabilir, kadına da hitap olabilir. Ve henuke vel henu hen nedir? Eşşeyul münkeru, münker olan şeydir. Ellezî öyle münker ki, yüstehcenü zikruhu, zikri müstehcen olur. Ellezî yüstehcenü zikruhu arkadaşlar, el münkerin tefsiridir. Bu sıfat, sıfatı kâşifedir. Eşşeyul münkeru, münker olan şeydir. Öyle münker ki, ellezî yüstehcenü zikruhu, ne demek münker? Zikri müstehcen olan demektir. Bu tip sıfatlara ne diyoruz? Sıfatı kâşife diyoruz. Kel avreti avret gibi, el galizati avreti galize gibi. Avreti galize kubul ve dubure deniyor. Bu ikisine avreti galize denir. Necaseti galize deniyor. Necasetin mükessef kısmına diyelim. Necaseti galize yani. Avrette de insanın göbeğiyle diz kapağı arası Hanefi mezhebine göre diz kapağının altına kadar, göbeğin hemen altından diz kapağının altına kadar avrettir. Ama bu avret ikiye ayrılıyor. Avreti galize, avreti gayri galize, avreti hafife diyelim. Kubul ve dübürün kendisi avreti galize olmuş oluyor. Efendim yani avretlikte
son dereceye ulaşmış, onun için galiza ifadesi kullanılıyor. Necasette de zirveye ulaşmış olana necaseti galiza denmiş oluyor. Şimdi mesela çocuk olduğu zaman şimdi çocuğun pipisi gözüktü falan dersin çok absürt olmaz. Ama bir insanın affedersiniz şeyiyle ilgili bak yine şey kelimesini kullanıyoruz. Çünkü öbür türlü ne oluyor? Müstehcendir bu. Bu müstehcen olan avret-i galize gibileri yuvarlak ifadelerle kullanmak gerekiyor. İşte henuhu denir. Onun şeyi. Bir hadis-i şerif zikredilir. Men taazza bi azail cahiliyeti fe a'izuhu biheni ebihi ve la teknuhu. Men taazza bi azail cahiliyeti. Kim cahiliyet taassubuyla hareket ederse fe a'izuhu, ona ısırtın biheni ebihi, babasının şeyini. Böyle tekno, açık konuşun, böyle kapalı da yapmayın. Biheni ebihi ifadesi geçiyor. Ama aleyhissalatü vesselam kendisi ne yapmış orada? Kendisi kinaye yapmış. فَاَعِضُّهُ بِهَنِ اَب۪يهِ وَلَا تَكْنُوا Ruh, şey, Nurullah dersini okurken Selamullah Bayram Hoca Efendi dedi ki, affedersin, şey okurken, telhis okurken, niye isme usul getirilir? İşte zikri müstehcen olduğu için yuvarlak kelimeyle getirilmesi gerekir. Dedi ki, Bayburtlu dedi, Nurul Rıza okuyor dedi hocadan. وَيَنْقُضُهُ Abdesti bozar. Ne ma o şey ki yahrucu minessebileyn, iki yoldan birinden çıkar. O maya yazmış ey boh. Şimdi Türkçe olarak böyle kelimeyi kullanmak nedir? O anlayacağı dilde yazmış onu. Ey boh demiş orada. Tefsir etmiş onu. Fark etmez burada Bayburtlu olmak veya bir başka türlü olmak. Yani mesele o ma kelimesi nedir orada? Zikri müstehcen olan bir şeyi kapalı olarak anlaşılacak şekilde söylemiş oluyor yani. Evet. كَلَعَبْرَةِ الْغَلِيضَةِ وَالصِّفَاتِ الذَّم۪يمَةِ وَالْاَفْعَالِ الْقَب۪يحَةِ Yani mezmum sıfatlar ve kabih fiiller gibi. Bunların her birisi zikrinde istihcen olan şeylerdir. Yani zikri müstehcen olan sıfat-ı zemime, yine zikri müstehcen olan efali kabihe, bunlara hen deniyor. Ve hadihi'l esmaul erbaatu, bu dört isim, ehuke 1, ebuke 2, hamuki 3, henuke 4. Bu dört tanesi menkusatun vaviyetun, menkusati vaviyedir. Bunlar nakisi vavidir. Arkadaşlar, Arapçada bazı isimler vardır ki onlara mahzufetul a'caz denir. Mahzufetul a'caz denen isimler vardır. Mahzufetul a'caz ne demektir? Sonları, yani lamel fiilleri hasfedilmiş isimler demektir. Bu ahuke, ebuke, hamuke, henuke bunlardandır. Fuke de onlardandır. Yedun, demun kelimesi de onlardandır. Bunlar az değildir, çoktur. Mesela yedün aslında nedir? Yedvun veya yedyundur. Demun aslında dembun veya demyundur. Demek ki demun, demen, demin. Yedün, yeden, yedin. Aslında dal kelimenin nesidir? Aynel fiilidir. Ama mahzufetul a'caz olunca adeta o hasfedilen lamel fiili keellem yekün hükmündedir. İrab nerede icra edilmiştir? Aynel fiili üzerine icra edilmiş. Yedün, yeden, yedin. Mesela kadın kelimesinde arkadaşlar, lamel fiili olan ya iki sakinden dolayı hasfediliyor. İki sakinden dolayı hasfedilince i'rab dat üzerine mi icra ediliyor? Cani kadın, ra'aytu kadiyen, meratu bi kadin. Orada i'rab takdiridir. Yani dat üzerine i'rab icra edilmiyor. Ona mahzufetul a'caz denmiyor. Yani kadın kelimesine mahzufetul a'caz denmiyor. Mahzufetul a'caz, lamel fiili hasfediliyor. İ'rab onun makabli üzerine icra ediliyor. Yedün, demun gibi, ahun, ebun, şimdi ahun, cani ahun, raitu ahan, meratu bi ahin, değil mi? Efendim, cani ebun, raitu eben, meratu bi ebin. Aslında ahun, ahvun idi. Nereden biliyoruz? Tesniyesinde ne diyoruz? Ahavani, ahavatun, ebun, ebevani, ebeveyni diyoruz. Değil mi? Aynı şekilde, hamuki, hamun, hamevani, hameveyni denir. Henun, henevani, heneveyni denir. Dolayısıyla bunların tesniyelerinde efendim bir de ismi tesgirlerinde şey aşağı çıkıyor. Hasfedilen lamel fiili açığa çıkıyor.
Bunlara ne diyoruz arkadaşlar? Mahzufetül a'caz diyoruz. Mahzufetül a'caz sadece bunlar mıdır? Hayır değildir. Daha da vardır. Peki bunlar nakısı vavidirler. Nakısı vavi olduklarını ehavani, ebevani, hamevani, henevani tesniyelerinden ne yapıyoruz? İdrak ediyoruz, anlıyoruz. Bir kelimenin aslını gösteren şeylerden birisi onun tesniyesidir. İkincisi ismi tesgiridir. Üçüncüsü cem-i mükesserleridir. Cem-i mükesserler aslını gösterebilir. İsmi tesgirler aslını gösterebilir. Evet. Peki. Ehun'un ismi tesgiri Uhayvun. Ebun kelimesinin ismi tesgiri Ubeyvun. Huneyvun gibi ismi tesgirleri geliyor. Zaten tesnilerini söyledim size. Menkusatun vaviyyetun. Vefuke. Vehu ecvefun vaviyyun. Fuke nakıs değildir. Nedir? Ecveftir. Ecvefun vaviyyun. Ecvefi vavidir. Lamuhu. Bunun lamel fiili haun hadır. Diğerlerin hepsi nakısı vaviydi. Lamel fiil illetle vavdı. Hasfedilmişti. Burada ise fuhu aslında fuhu dersen fuke diyelim biz. Fuhu onun ağzı demektir. O hu zamirdir. Fuke aslında bu fu kelimesinin aslı nedir? Bu ecvefi vavidir. Dolayısıyla fa aynel fiil affedersin. Fa faal fiilidir. Vav aynel fiilidir. Lamel fiili hasfedilmiş bir ha'dır. Ve hu ecvefun vaviyun lamuhu haun iz asluhu efendim bunun aslı nedir? Fevhun fevhundur. Ha? Bi fethel fai ve sükunil ayni. Fehudifel ha ve hazfen gayri kıyasin ve ubdiletil vavu mimen leennehu lev lem yubdel levaradel i'rabu alel ayni kema fi yedin ve demin. Feyecibu ibdaluha elifen. Niteharrukha ve enfitahi ma kablaha febegiye ala harfin vahidin. عند اجتماع الساكنين اذا اضيف الى ياء المتكلمه وعند الاضافه الى غيرها لم يبقى عله عله ابداله مما خوف الحذف عند الالتقاء. Şimdi diyor ki ala gayr el kıyas he hasfedilmiş burada fevhundaki hasfedilmiş ve ubdiletil vavu mimen femun. Fem kelimesi aslında nedir? Fevhundur. Femun aslında fevhundur. Oradaki ha ala gayr el kıyas hasfedilmiştir. Hasfedilen ha ala ondan evaz mim getirilmiştir ve femun olmuş. Yani fem kelimesiyle fuhu kelimesi veya fevhu kelimesi aynı kelimedir. Fem kelimesi onu değiştirilmiş şeklidir. Yani hasfedilen ha'nın yerine mimin evaz olarak getirilmesidir. Ve du malin kellemtuhu fuhu ilafiyye. Araplarda hani bu meşhur bir sözdür. Kellemtuhu fuhu ilafiyye. Ne demektir? Kellemtu onunla konuştum. Fuhu onun ağzı ilafiyye benim ağzıma bakıyor. Yani ağız ağza, yüz yüze, dudak dudağa konuştuk derler ya. Kellemtu fuhu ilafiyye. Fihi dersin ilafihi. Şimdi fihi dediğin zaman o fihi harfi cer olan fihi değildir mesela, değil mi? Fihi onun ağzı demektir mesela. Peki bu esma-i sitte-i mutelleden 4 tanesi nakısı vaviydi. Doğru mu? Fuhu ecvefi vavidir. Ve zû mâlin, zû kelimesi, zû mâlinde zû kelimesidir burada Esma-i Sitte-i Mu'telle'den. Ve huve lefîfun mekrûnun bil vâveyni. Bu lefîf-i mekrûn bil vâveyndir. Yani zû kelimesi, id asluhu zevevun, bunun aslı nedir? Zevevundur. Zû kelimesinin, hani fuh kelimesinin aslı nedir? Fuhunun aslı, fevhun. Zû'nun aslı da nedir? Zevevundur. O zaman ne oldu bu? Lefifi makrun oldu. Doğru mu? Makrunun bil vaveyni. İki vav orada makrundur. Ve innema udife du. Burada dikkat çeken şey nedir arkadaşlar? Ehuke, ebuke, hamuki, henuki, fuke, yuke demedi de du malin dedi. Yani altı tane misalden altıncısı beş tanesine muhalif. Hepsi zamire muzaftır ama o ismi zahire muzaftır. وَاِنَّمَا اُضِيْفَ ذُو اِلَى الْاِسْمِ الظَّهِيرِ İsmi zahire muzaf oldu.
Neden? Dünel kafi kafa değil diğerleri olduğu gibi. لَنَّهُ لَا يُضَافُ اِلَّا اِلَى اَسْمَاءِ الْاَجْنَاسِ Çünkü diyor kelimesinin bir özelliği vardır. Ancak ismi cinslere muzaf olur. Evet, mal gibi, ilim gibi, zül ilmi, zül mali denir. Zamir ise mutlak olarak ismi cins değildir ki ona muzaf olmuş olsun. Burada 6 tane isim zikretti. اَخُوكَ اَبُوكَ حَمُوكَ هَنُوكَ 4 فُوكَ 5 لُوْمَالٍ 6 Diyor ki فَاِعْرَابُ هَذِهِ الْاَسْمَاءِ السِّتَّتِ Bu 6 tane ismin irabı ne iledir? بِالْوَاوِ رَفْعًا Burada arkadaşlar فَاِعْرَابُ هَذِهِ الْاَسْمَاءِ السِّتَّتِ deyince بِالْوَاوِ رَفْعًا وَالْلِلْفِنَ şuna işaret etmek istemiştir. اَخُوكَ اَبُوكَ حَمُوكَ حَمُوكَ هَنُوكَ فُوكَ ذُوْمَالٍ isimlerin tadat etti. Yani bunlar Esma-i Sitte olarak meşhurdurlar zaten. Ben bunları zikredince sen ne anlayacaksın buradan? Esma-i Sitte anlayacaksın. Bilvavi yani Esma-i Sitte imutelle nedir? Bilvavi vav iledir rafan. Eşara bihi enne kavlehu ahuke ve ebuke min kabili zikri şey ve iradetil vasfil meşhuri minu. Yani burada bu şeyler zikredildi ama kastedilen nedir? Meşhur bir vasfı kastedilmiştir. Hani Firavun dersinde neyi kastedersin? Muttilliğini kastedersin. Yani batılı savunan şeyi, o özelliğini, vasfını, şahsını değil de vasfını kastedersin. Burada da hani bu zikredilen isimler değil de bunlardan kastedilen nedir? Bunların meşhur bir şeyi vardır, özelliği vardır. Bunlara Esma-i Sitte Mu'telle deniyor. Yani فَاِعْرَابُ هَذِهِ الْاَسْمَاءِ السِّتَّتِ Bu Esma-i Sitte'nin isimleri, irabı. Şimdi şeyde, avamilde ve izharda Esma-i Sitte Mu'telle diyorduk onlara. Dört tanesinin arkası vavi olarak mu'teldir. Bir tanesi ecvef olarak mu'teldir. Bir tanesi de lefif-i mekrun olarak mu'teldir. Her birisi nedir? Mu'tel olan kelimelerdendir. Bilvavi raf'an vel elifi nasben vel ya'i cerran. Halet-i raf'i vav ile halet-i nasbi. Elif ile halet-i cerri ya iledir. Raf'an halet-i raf'i demekti biliyorsunuz. Veyahut da ne düşüyordu terkibde raf'an? Ya zarf oluyordu veya hal düşüyordu değil mi? Geride geçmişti yani. حَالَةَ الرَّفْعِ takdir yapabilirsin. مَرْفُوعًا مَنْصُوبًا مَجْرُورًا diye halde yapabilirsin bunları. Derse başlarken ifade ettiğim gibi arkadaşlar, huruf-ı mahze yani biz avamil ve izhar prensibine göre olayı oturtacak olursak اِرَبْ بَحَسَبِ الْمَحَلْ اِجْمَالًا 4 tafsilen 9'du. İcmalen 4'tü hareke mahze, huruf mahze, hareke manazif, huruf manazif. Burada hareke manazif ile huruf manaziften bahsetmeyecek. Çünkü o fiille alakalıdır. Burada hareke mahzı ile huruf mahzıyı anlatmış olacak. Tamam? Hareke mahzıyı anlatırken evvela irabı tamını anlatır, sonra irabın aksını anlatır. Hareke mahzada irabı tam neydi? Müfret musarif ve cem mükesser musarifti. Önce onları söyledi. Üç halinde üç türlü olanları söyledi. Sonra üç halinde iki türlü olanları söyledi. Cem gayr musarif ile cem müennes salimi söyledi. Efendim geçtik huruf-u mahzıya. Huruf mahzı da irabı tam, irabı nakıs kısımlarına ayrılır. İrab-ı tam, Esma-i Sitte-i Mu'telle olduğu için onu birinci olarak zikretti. Şimdi İrab-ı Nakıs'a geçmiş olacak. Ondan sonra da İrab-ı Nakıs'ı zikredecek. Hem hareke-i mahzada hem huruf-u mahzada İrab-ı tam bir tanedir, bir yerdedir tabiri caizse. Bir yerdedir derken müfret musarif ile cem-i keser-i musarif bir sayıyoruz yani. İkisi aynı kategoride olduğu için bir diyoruz. Ama gayr-ı musarif iki yerdedir. Çünkü affedersin, İrab-ı Nakıs iki yerdedir. Birisi gayr-ı musarifte, birisi cem-i önüne salim. İkisini bir neye saymıyoruz? Çünkü gayr-ı musarifte cer hali nasip haline tabidir. Cem-i önüne salimde ise nasip hali cer haline tabidir. Onlarda değişiklik olduğu için onları iki yer olarak sayıyoruz. Müfret musarif ile cem-i mükesser musarifi iki yer olarak saymıyoruz. Çünkü ikisinde de İrab aynıdır. Raf'an, nasben, cerren birisi zamme, birisi fete, birisi kesredir. Şimdi şöyle bir şey akla gelebilir. Evvela şunu söyleyeyim. Hep söylerim bu eser yazan insanlar, kitap yazan insanlar, böyle rastgele hani makale yazan insanlar makale yazdığı gibi, gazete köşelerinde yazılan yazılar gibi değildir. Gerçi gazete köşelerinde yazan bazı kaliteli edebiyatçı insanlar da böyle nükteli nükteli yazarlar, hesaplı konuşurlar. Ama bizim okuduğumuz eserlerin her birisinde gerçekten mütebahhir insanlar bunlar. Yani Arapçada mütebahhir insanlardır bunlar.
Dolayısıyla böyle çok ince elekten geçirmeden yazmazlar. Yani bizim böyle çok düşünerek derinden bulabileceğimiz nükteleri onlar böyle peynir ekmek gibi onlar için meleke haline gelmiştir. Şimdi mesela Müfred Munsarif, Cem Mükesseri Munsarif ne yapmıyor, ne yapıyor şimdi? Hareke-i mahzayı üçe ayıracak. İrab-ı tam, irab-ı nakıs, irab-ı nakısı ikiye ayıracak. Şimdi o önce irab-ı tamı zikretmesi, sonra irab-ı nakısı zikretmesi tevafuk mudur? Rastgele bir şey midir? Elbette değildir. Tam önce zikredilir, nakıs sonra zikredilir. Peki nakıs sonra zikredilirken önce gayr-ı musarif sonra cem-i salim diyor. Niye önce cem-i salimi sonra gayr-ı musarifi anlatmıyor? Çünkü şeyde gayr-ı musarif de cer hali nasip haline tabidir. Rafi, nasip, cer. Anlatırken önce rafi halini sonra nasip sonra cer halini söylüyoruz. Bir kelimede rafi hali önemlidir çünkü genelde rafiler müsnedün ileyhtirler. Yani bakın rafi dediğimiz yani mamulü merfu temsil eden kelimelere bakın. Fail, naif, fail, muhteda değil mi? Bunlar kelamda rükündürler. Ya müsned veyahut da müsnedün ileyhtirler. Dolayısıyla rafi hali önemlidir. Nasip hali en çok kullanılan haldir. Cer hali en az kullanılan haldir diyebiliriz. Kelamda müsned müsned ileyh olmaz. Nasip hali yine müsned olabilir. Değil mi? Yani innenin ismi mesela müsned ileyh oluyor. Rükün olabiliyor. Dolayısıyla bakın orada ne yapmıştır? Önce nasip hali cer hali nasip haline tabi olanı zikretmiştir. Gayr-ı musarifi en son nasip hali cer haline tabi olanı zikretmiştir. Yani buradaki taadet ederken, sayı yaparken rastgele değildir. Mutlaka bir şeyler düşünülerek yapılmıştır. Evet. Şimdi burada bizim metinlerde zikredilmeyen ama cami hazretlerinin böyle tevafuk gibi görünse ve hadihi münasebatun zekeruha ba'del vuku' bile söylense ve hadihi münasebatun zekeruha ba'del vuku' bile söylense kainatta tevafuk diye bir şey yoktur. Yani tesadüf diye bir şey yoktur. Tevafuk vardır. Yani وَمِنْ آيَتِي خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاَخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ بَاَلْوَانِكُمْ İnsanlar kendi lisanlarını kendileri mi ayarlamış? Elbette lisanların ihtilafı Allah-u Teala'nın ayetlerindendir. Dolayısıyla bir Arapça dili, bir Türkçe, bir İngilizce vesaire her birisi nedir? Allah'ın ayetlerinden bir ayettir. Binaenaleyh bu dildeki nizam ve intizam ilahidir, beşeri değildir. Yani Allah Celle ve Ala Hazretleri birilerine Arapçayı kodlamıştır, birilerine İngilizceyi kodlamış, birilerine Türkçeyi kodlamıştır ve sonuçta her dilden konuşan insanlar olmuştur. Türkçeyi kendi aralarında konuşanlar da kendi aralarında ne olmuştur? Bölümleri ayrılmıştır, şive şive değişmiştir. Arapça da kendi arasında şive şive değişmiştir. Her ne kadar biz ilalleri yaparken ve hadihi münasebatun zekeruha ba'del vukur desek de sonuçta hiçbirisi ne değildir? Tesadüf değildir. Mutlaka tevafuktur. Yani ilahi ayetin tecellisi mutlaka vardır. Şimdi burada yapacağı izah ve açıklamayı böyle biraz absürt gibi gelebilir bize ama bence Allah-u Teala'nın ayetlerinden bir ayet olarak Arapçaya baktığımız zaman veyahut da her lisana o dille baktığımız zaman, o gözle baktığımız zaman bir inceliği de görmüş olacağız. فَيَرَى بُهَذِي الْاَسْمَاءِ سِتَّةِ بِالْوَاوِ رَفْعًا وَالْاَلِفِ نَصْبًا وَالْيَاءِ جَرًا وَلَكِنْ لَا مُطْلَقًا Mutlak olarak değil. Yani bu Esma-i Sitte-i Mu'telle halet-i rafi vav ile halet-i nasb, elif ile halet-i ceri, ya ile olması mutlak mıdır? Şartsız mıdır? Müfred mükebber olduğu halde mütekellim yasını gayrisine muzaf olan Esma-i Sitte-i Mu'telle demişizdir. Doğru mu? Yani bunların İrab-ı tam olması, irab-ı huruf ile olması nedir? Bir takım şartlara bağlıdır. Bir müfred olacak, iki mükebber olacak, iki üç muzaf olacak, dört bu izafet mütekellim yasının gayrisi olacak. Müfred mükebber olduğu halde mütekellim yasının gayrisine muzaf olan Esma-i Sitte-i Mu'telle'den olacak. Biz avamilde irab bahsinin kafaya iyi yerleşebilmesi için misallerde dört tane madde saydırdık öğrencilere. Mesela cani zeydün. Zeydün kelimesi lafzan merfu. Halet-i refi zamme ile, hareke-i mahze ile muğrab. İrab-ı tam çünkü müfred musariftir. Cani ebuhu. Lafzan merfu. Halet-i refi vav ile. Huruf mahze ile muğrab. İrab-ı tam çünkü müfred mükebber olduğu halde mütekellim yasını gayrisine muzaf olan Esma-i Sitte-i Mu'telle'dendir. Esma-i Sitte-i Mu'telle'dendir diyorduk. Çünkü Esma-i Sitte-i Mu'telle 6 tane isim demektir. Bu onlardan biridir. Esma-i Sitte-i Mu'telle'dir demiyoruz da Esma-i Sitte-i Mu'telle'dendir. Cani muslimune lafzan merfu halet-i rafi vav ile huruf-u mahza ile muğrab irab-ı nakıs çünkü cem-i müzekkeri salimdir diyordu.
Anlatabildim mi? Yani Esma-i Sitte-i Mu'telle'yi sayarken ne diyorduk? Cani ebuhu lafza merfu haleti refi vav ile huruf-i mahze ile muğrab irab-ı tam. Çünkü Esma-i Sitte-i Mu'telle'dendir değil. Çünkü müfred mükebber olduğu halde mütekellim yasını gayrisine muzaf olan Esma-i Sitte-i Mu'telle'dendir. Şartlarını böyle zikrediyorduk. Onun için diyor ki burada her ne kadar mutlak olarak zikredildiyse de yani burada ne dedi? Bil vavi vel elifi vel yai dedi. Haleti rafi vav ile, haleti nasbi elif ile, haleti ceri yai ile dedi. Şartlarını zikretti mi? Zikretmedi hepsini. Ama ileride muzafeten ila gayri yai mütekellimi var. Mütekellim yasının gayrisine muzaf olduğu halde diyor. Sadece müfredi zikretmedi, mükebberi zikretmedi. Muzafeten ila gayri yai mütekellim. Bir muzaf olacak, iki mütekellim yasının gayrisine olacak. Sadece iki şartı zikretti. Müfred mükebberi zikretmedi. Cami Hazretleri ne yapıyor? İbn-i Hacip Hazretleri'nin niyetini, kalbindeki niyetini, beynindeki duygu ve düşüncesini ibareye dökmüş oluyor. Diyor ki, وَلَكِنْ لَا مُطْلَقًا بَلْ حَالَ كَوْنِهَا مُكَبَّرَةً mükebber oldukları halde. Yani müsağar olmayacak. Çünkü eb kelimesinin ismi tasarı Ubeyyün diyelim veya Ubeyvundur aslında. Sonra vaviyeye kalbediliyor. Ubeyyün. Şimdi cani Ubeyyün, râişe Ubeyyen, meracu bi Ubeyyin. Şartlar bulunmadığı zaman, yani mükebber değil de musagar olduğu zaman bunlar müfret munsarife, hareke-i mahzanın müfret munsarif kısmına girerler. İrab-ı tam kısmına girer. Uhayyün, uhayyen, uhayyin olurlar. İd musagaratuha, çünkü bunların ismi tesgirleri mu'rabetun bil harakati. Harekelerle mu'rabtir. Hatta harekatın nesiyle mu'rabtir? Efendim? İrab-ı tam olan müfred munsarif kısmıyla. Şimdi Ubeyyün kelimesi arkadaşlar ismi tesgir olunca fuaylun. İsmi tesgir sıhhası nedir? Fuaylun, fuaylun, fuaylun. Değil mi? İsmi tesgir sıhhası üç tanedir. Fuaylun, fuaylun, fuaylun. Burada kalıp tamamlanması için mecburen harekeleyeceksin. Fuaylun, Ubeyyün kalıbını alabilmesi için müfred munsarife dönüşmesi gerekiyor. Peki id musagaratuha mu'rabetun bil harakati, hareke ile mu'rabtir. La nahvu ca'ni uhayyuke ve ra'aytu uhayyike ve marratu bi uhayyike. Burada şart olarak ne kayboldu arkadaşlar? İzafet duruyor ama mükebber olmamıştır, musagar olmuştur. Ve muvahhadeten bel haleke bina mukebbereten ve muvahhadeten ve müfred oldukları halde. Demek ki müfred olma şartı da vardır. Müfred veya müfred mükebber olduğu halde. Buradaki müfredden maksat nedir? Tesniye cemi olmayan demektir. Değil mi? İdil müsenna vel mecmu' çünkü tesniye ve cemi minha bunlardan mu'rabun bi i'rab-i tesniyeti vel cemi'i. Eğer tesniye ise tesniyenin i'rabını alır, cemi ise cemi'nin i'rabını alır. Cemi mükesserse cemi mükesserin i'rabını alır, cemi salim ise cemi salimin i'rabını alır. Peki musannif ileride mudafeten ila gayri ya'il mütekellimi diyerek Esma-i Sitte-i Mu'telle'nin haleti rafi vav, haleti nasb-i elif, haleti cerinin ya'il olmasının kaç tane şartı var? 4. Müfred olacak. Mükebber olacak, muzaf olacak, bu izafet de mütekellim yasının gayrisine olacak. Bu dört taneden iki tanesini zikretmedi sarahaten. Ama muzafeten ila gayri yâil mütekellimi iki tanesini zikretti. Peki musannif bunları neden zikretmedi? Ve innemâ lim yusarrih bihâdeynil gaydeyni. Bu iki kaydı tasrih etmemiştir. İktifaen bil emthileti. Misallerle iktifa etmek için, ettiği için. Yani bakıldığı zaman misallerde ahuke, ebuke, hamuki, henuki, henuke, fuke dümalin. Bu misallerin hiçbirisinde ismi tesir olmamıştır ve hiçbirisinde tesniye cemi olmamıştır. Misallerden sen bunu anlayıver demek istemiştir. Buna ihtiyaç duymadı. Sarahaten zikretmeye ihtiyaç duymamıştır. Ne olduğu halde bunlar muzafeten, muzaf oldukları halde. لِأَنَّهَا اِذَا كَانَتْ مُكَبَّرَةً muvahhadeten, birinci ve ikinci şart olsa, yani mükebber olsalar, muvahhad olsalar, yani müfred ve müfred mükebber olduğu halde وَلَمْ تَكُنْ مُضَافَةَ muzaf olmasalar asla, yani mütekellim yasında değil, hiç muzaf olmamıştır. فَاِعْرَابُهَا بِالْحَرَكَاتِ نَحْوُ جَانِ اَخُونَ وَرَيْتُ اَخَانَ وَمَرَّتُ بِأَخِينَ. Onun için muzaf olma şartı vardır. فَيَنْبَغِ اَنْ تَكُونَ مُضَافَةً bunlar muzaf olması gereklidir. Velakin fakat izafet olacak ama ila gayri ya'il mütekellimi, mütekellim yasına değil, mütekellim yasının gayrisine. Leenneha izâ kânet muzafeten ila ya'il mütekellim. Çünkü bunlar mütekellim yasına muzaf olurlarsa fehâluhâ kesâiril esmâil muzafeti ileyhâ. Diğer
zamir mütekellim yasına muzaf olanların hali, manzarası neyse bunların da hali odur. Mesela cani gulami raitu gulami meratu bi gulami. Cani ebi raitu ebi meratu bi ebi. Onların durumu neyse bunların durumu da ondan ibarettir. Cani gulami raitu gulami meratu bi gulami. Bazıları bunu irabi takdiri söyler, bazıları bunu irabi mahalli söylerler. Doğru mu? Mütekellim yasına muzaf olan kelimenin irabi takdiridir. Çünkü orada mütekellim yası makabilini kesre istemiştir. İrab açığa çıkamıyor. İrabın açığa çıkmasına mani nedir orada? Mütekellim yasıdır. Peki şimdi geldik kuru fasulyenin faydalarına. Değil mi? Müfred mükebberi misallerden çıkar dedi ama muzaf ve mütekellim yasının gayrisine izafeti misallerden çıkar demedi. Onu benden çıkar dedi. Onu ben çıkarayım dedi. وَاِنْ وَلَمْ يَكْتَفِ فِي هَذَا الشَّرْطِ بِالْمِثَالِ Bu şartta misal ile iktifa etmedi. لِأَلَّا يُتَوَهَّمَ اِشْتِرَاطُ اِضَافَتِهَا بِكَوْنِهَا اِلَى الْكَافِ Şimdi orada اَخُوكَ اَبُوكَ حَمُوكَ hep kafa izafe edilmiştir. Eğer bu mudafeten ile gayri yâil mütekellemi demiş olmasaydı sanki bunun kafa izafeti şart gibi anlaşılabilirdi. Onun için izafet kafa olması şart değil. Mütekellim yasının dışında nereye muzaf olursa olsun demek istemiştir. وَاِنَّمَا Şimdi biraz önce söylediğim noktaya geldik arkadaşlar. Yani biz ne yaptık? Esma-i Sitte-i Mu'telle 6 tane isim bulduk. Bu 6 tane ismin irabını ne yaptık? Harflerle yaptık. Doğru mu? 6 tane ismin irabını harflerle yaptık. Nereden bunları bulduk? Niye 6 tane bulduk? Bunların bir gerekçesi var mı? Diyor ki وَاِنَّمَا جُعِلَ اِعْرَابُ هَذِي الْاَسْمَاءِ بِالْحُرُوفِ Bu isimlerin, 6 tane ismin irabları harflerle kılınmıştır. Evvela şunu söyleyeyim size arkadaşlar. İrabda hareke mi asıldır, harf mi asıldır? Hareke asıldır. Harekede efendim irabı tam mı asıldır, irabı nakıs mı asıldır? İrabı tam asıldır. Şimdi irabda hareke asıldır, harf feridir. Peki burada 6 tane isim niye seçilmiş yani? Niye Esma-i Sitte-i Mu'telle? Eğer mahzufetül a'caz meselesi ise yet ve dem kelimeleri de mahzufetül a'cazdır. Sadece bunlar değil ki. Niye 6 tane seçildi? Niye bunlar seçildi? Ve innemâ cu'ile i'râbu hâzil esmâ bil huruf. Bu isimlerin harfleri bu isimlerin i'râbı harflerle kılındı. Leennehum çünkü Araplar lemmâ ce'alû i'râbel müthennâ ve cem'al müzekkeri sâlim tesniyle Cem-i Salim'in irabını bil hurufu, harflerle kılınca şimdi Araplar tesniye ve cem'i ne yapmışlardır? İrabını harflerle kılmışlar değil mi? Zeydün Zeyden Zeydin ama Zeydani Zeydeyni Ezzeydûne Ezzeydîne Müslümun Müslümen Müslümin ama Müslümani Müslümeyni Müslümûne Müslümîne yani bir kelime müfredinde irabı harekelerle olduğu halde tesniye olduğu zaman otomatikmen irabı nereye dönüyor? Harflere dönüyor. Cem-i salim olunca otomatikmen nereye dönüyor? Harflere dönüyor. Şimdi tesniye ve ceminin irabını ne yapmışlardır? Harflerle kılmışlardır. لَاَنَّهُمْ لَمَّا جَعَلُوا اِعْرَابَ الْمُثَنَّى وَجَمَعَ الْمُذَكَّرِ سَالِمِ بِالْحُرُوفِ اَرَادُوا kastettiler اَنْ يَجَعَلُوا اِعْرَابَ بَعْضِ الْاَحَادِ اَيْضًا كَذَٰلِكَ Bazı müfredlerin irabını da harflerle yapalım dediler. Şimdi tesniye ile cem-i salim ile müfred arasında tamamen bir yabancılık olmasın. Şimdi müfredlerin irabı hepsi harekeyle, tesniye cemin irabı hepsi harflerle. O zaman tesniye ve cemi ile müfred arasında bir vahşet doğabilir, bir birliktelik olmaz. Sonuçta tesniye müfredin tesniyesidir, cemi de müfredin cemisidir. Madem ki tesniye ve cemi, irabı daima cem-i salimi kastediyorum, irabı daima harflerledir. Eğer müfredin irabı da hep harekeyle olmuş olsa, aralarında kâne beynehuma bevnun azim. Aralarında ciddi bir fark oluşmuş olacak, uçurum oluşacaktı. Erâdü en yece'alü i'râbe ba'dıl âhâd eydân kezâlike. Bazı müfredlerinin irabını da harfle yapmak istediler. Harfle yapmak istediler. لِأَلَّا يَكُونَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْآحَادِ وَحْشَةٌ وَمُنَافَرَةٌ تَامَّةٌ Aralarından tam bir vahşet ve tam bir münaferet olmasın diye, tam zıttık olmasın diye. Demek ki al sana müfredde de ne var? İrab-ı harflerle olan vardır. Tamam o zaman İrab-ı harfler olmak sadece tesniye, sadece cemiye ait değildir. Müfredlerde de vardır. Anladım ama neden 6 tane isim seçtiler? 5 tane, 2 tane yetmez miydi?
Ve inne mahtaru esmaen sitteten. Niye 6 tane isim seçtiler? Lenne i'rabe kullin minel müsenne vel mecmu'u selasetun. Tesniyenin 3 hali var. Rafi, nasıp, cer hali. Tesniyenin 3 hali var. Rafi, nasıp, cer hali var. Her haline karşılık birer tane seçmişlerdir. 6 6. Fec'alu fi mukabeleti kulli i'rabin ismen. Her bir i'rabın karşılığına bir isim koymuşlardır. Anladım. Bu da tamam ama niye bunları seçmişler yani? Ve inne maktaru hadi'l esma'is sittete. Bu esma'is sitteyi neden seçmişler? Li mushabehati'l müsenna ve'l mecmu'. Bunlar tesniye ve cemiye benziyorlar. Fi kevni ma'aniha munbi'atan an ta'addudin. Bunların mutlaka manalarında taaddüden haber vermek vardır. Şimdi tesniyede taaddüd var, cemide taaddüd var. Bunların her birisi de taaddüden haber verir. Eb baba deyince evlatsız baba olur mu? Eh kardeşince de kardeş kardeşsiz olur mu? Efendim, dolayısıyla bunların her birisinde ne vardır? Taaddüden haber vardır. Efendim, Hamuki'de mutlaka taaddüd vardır. Şimdi Henuki'de efendim ve Fuke'de, Zümal'inde taaddüd var mı arkadaşlar? Efendim? Emme taaddüdü fil müthenne vel mecmu' fe zahir mu? Emme taaddüdü fil esma-i sitteti fe lennel ebe yuş'iru bil ibni ve yut'akkalu inde ta'akkulihi. Değil mi? Ve kezalike ahu vel ham yut'akkalu bimra'etin ve zevciha ve şahsin ahar. Ve emme taaddüdü fi zû فَلَأَنَّهُ لَا يُتَعَقَّلُ بِدُونِ جِنْسٍ وَمَالِكِهِ ذُو صَاحِبَ مِنْ بِشَيْءٍ صَاحِبِ yani. فَأَمَّا التَّعَدُّدُ فِيهَنْ فَلَأَنَّهُ لَا يُتَعَقَّلُ بِدُونِ الصِّفَةِ الذَّمِيمَةِ وَبِدُونِ الْعَوْرَةِ. Yani orada bir sıfat-ı zemime olacak ki onunla beraber düşünecektir. Veyahut da fiil-i kabiha olacak ki onunla beraber düşünmüş olacaktır. وَهِيَ يَسْتَدْعِ أَنْ تَكُونَ فِي مُشَخَّصٍ فَمَعْنَاهُ أَيْضًا يُشْعُرُ بِالتَّعَدُّدِ كَمَا فِي الْآخِرِ. Evet. Demek ki niye 6 tane, niye bu 6 taneyi seçilmişler? Çünkü bu 6 tanesi neden haber verir? Taaddüden haber verir. Dolayısıyla seçim rastgele değildir. Bir de ikinci bir gerekçe var. Her taaddüden haber veren olmaz. Veli vücudi harfin salihin lil i'rabi fi evahiriha. Bunların sonunda i'raba elverişli bir harf de vardır. Ehun aslında ehvun idi ya. Dolayısıyla orada ne vardır? İ'raba elverişli bir harf de vardır. حين الاعراب سماعا حين الاعراب اعراب esnasında سماعا biz ne duyduk? Ebuhu ebahu ebihi duyduk. Peki o vav orada elveriş yani sonuçta ebun idi aslında değil mi? Ebun idi, vav vardı orada. Bu sema'nda o vavı nereye dönüştürmüşlerdir? İraba dönüştürmüş, irab harfine dönüştürmüşlerdir. Ebuhu demişlerdir, vav olarak kalmış. Ebihi demişler, ya'ya dönüşmüş. Ebahu demiş. Vav zaten nereye? Elife dönüşür, ya'ya dönüşür bu illet harfi olarak. Bi hilafi sairil esma'il mahzufetil a'cazi ke yedin ve demin. Yed ve dem gibi mahzufetul a'caz isimler böyle değildir. Fe innehu lem yusma' fiha min el arabi i'adetul hurufil mahzufeti indel i'rab. Çünkü yed ve dem kelimesinde de belki taaddüden haber verebilir. El varsa elin sahibi vardır mı? Dem varsa dem sahibi vardır. Belki taaddüd burada bulabilirsin. Mahzufetul a'cazdadır ama Araplardan yeduhu, yedahu, yedihi gibi efendim demuhu, damahu, demihi gibi o hasfedilen harfin İrab'da kullanıldığı sema'an sabit değildir. İndel İrab. Evet arkadaşlar. Buraya kadar soracağınız bir soru var mı? Mesela anlaşılmış mıdır? Geçtik tesniye. Huruf-u mahzanın efendim İrab'ı tam kısmı bitti. El-Muthenna ve ma yelhaqu bihi ve huve kila. El-Muthenna ve kila diyor. Şimdi kila dediğine göre kila ne değildir? Tesniye değildir. Şimdi kilahuma ikisi demektir. Kila kelimesi lafız itibariyle müfrettir, mana itibariyle nedir? Tesniyedir. Kilahuma, kiltahuma. Müzekkerde kilahuma, müenneste kiltahuma ikisi demektir. Lafız olarak müfrettir. Çünkü kila kelimesi neyin tesniyesi ki olabilecek? Yani bir şeyin tesniyesi olması lazım tesniye olabilmesi için. Lafzan müfrettir ama mana itibariyle tesniyedir. Peki İrab'da lafız üzerine icra edileceğine göre kilaya tesniye diyemiyoruz. Ona ne diyoruz? Tesniye mulhak diyoruz. Kila ile kilta tesniye değildir. Tesniye mulhaktır. El-Muthenna ve ma yelhaqu bihi ve huve kila ve keda kilta. Kilayı zikretti, kiltayı zikretmedi. Onu da sen anlayıver dedi. Ve lem yedkürhu likevni fer'a kila.
Yani kiltayı zikretme, zaten şeyde de zikretmedi onu değil mi? Avamilde de zikretmedi onu. İzarda da zikretmemişti onu. Tesniye kila, zamire muzaf olan kila demişti. Kilta da onun fer'i olduğu için zikretmeye ihtiyaç duymamıştır. Ne olduğu halde bu kila muzafen, kila kelimesi zaten muzaf olur. İzafesiz kullanılmaz. Kila kilta, kiltel cenneteyni denir olmuş, ismi zahire muzaf olmuş. Efendim, ya bu muzaf olunca ya zamire muzaf olur veya ismi zahire muzaf olur. Muzafen ey hale kevni kila ve kilta muzafen ila muzmerin, zamire muzaf olduğu halde. Ve innemâ kayyede bidâlik, ve innemâ kuyyede bidâlik. Musannif niye muzafen ila muzmerin kaydını koydu? Yani zamire muzaf olma şartını niye koydu? لَنَّ كِلَى بِاِعْتِبَارِ لَفْضِهِ مُفْرَدٌ. Şimdi arkadaşlar, kilanın iki türlü, iki hali vardır. Ya ismi zahire muzaf olur, ya zamire muzaf olur. Derste başlarken kullandığım ifadeyi yine burada söyleyeyim. وَهَذِهِ مُنَاسَبَاتٌ ذَكَرُوهَا بَعْدَ الْبُكُعُ desek de hepten sallama değildir. Yani dil, Allah-u Teala'nın ayetlerinden bir ayet olunca dilin kendi içerisinde de bir nizam, intizam olabiliyor. Zaten dil bilgisi de böyle oluşmuş oluyor. Eğer dilin kendi içerisinde nizam, intizam olmasaydı dil bilgisi oluşamazdı. Hepsine semai diyecektin o zaman. Dil içerisindeki nizamı, intizamı insanlar kendileri oluşturmamışlardı. Dili öğreten Allah Celle Celaluhu o nizamı koymuştur. Şimdi kila kelimesine baktığımız zaman arkadaşlar, kilada iki yön vardır. Bir lafız yönü var, bir de mana yönü var. Lafız canibine bakarsak müfrettir, müfret muamelesi görmesi lazım. Doğru mu? Mana cihetine bakarsak tesniyedir, tesniye muamelesi görmesi lazım. Biz ne yaptık? Ey kila dedik. Bir tarafına bak, bagayrım, tesniye muamelesi yapmam lazım sana. Bir tarafına bagayrım, müfret muamelesi yap. Yani mana tarafına bakınca tesniye muamelesi yapma gerekiyor. Lafız tarafına bakınca efendim müfret muamelesi yapma gerekiyor. Dedik biz bunun hem mana tarafının hakkını verelim, hem lafız tarafının hakkını verelim. İsmi zahire muzaf olduğu zaman lafız tarafının hakkını verelim. O taraf nazar itibara alınsın, müfret muamelesi görsün. Ama zamire muzaf olduğu zaman da ne muamelesi görsün? Tesniye muamelesi görsün. Çünkü tesniye manasındadır. Böyle yapınca da iki tarafın hakkını vermiş olduk. لَاَنَّ كِلَا بِاِعْتِبَارِ لَفْضِهِ مُفْرَدٌ Lafız itibariyle müfrettir. وَبِاِعْتِبَارِ مَعْنَاهُ مُثَنَّنْ Manası itibariyle tesniyedir. فَلَفْضُهُ Lafzı يَكْتَضِ الْاِعْرَابَ بِالْحَرَكَاتِ Harekelerle irabı gerektiriyor. وَمَعْنَاهُ يَكْتَضِ الْاِعْرَابَ بِالْحُرُوفِ Tesniye olduğu için irabı, harflerle irabı gerektiriyor. فَرُوْعِيَ ف۪يهِ كِلَا الْاِعْتِبَارَيْنِ فَرُوْعِيَ ف۪يهِ كِلَا الْاِعْتِبَارَيْنِ Bakın burada kila nereye muzaf oldu arkadaşlar? İsmi zahire muzaf oldu. فَرُوْعِيَ ف۪يهِ Burada riayet edildi. كِلَا الْاِعْتِبَارَيْنِ Her iki itibarda riayet edildi. Hem lafız canibi itibar edildi, hem de mana canibi itibar edildi. Nasıl yani? فَاِذَا اُضِيْفَ اِلَى الْمُظْهَرِ İsmi zahire muzaf olduğu zaman اَلَّذِ هُوَ الْاَصْلُ İsmi zahire muzaf olması mı asıldır, zamire muzaf olması mı asıldır? İsmi zahire muzaf olması asıldır. رُوْعِيَ جَانِبُ لَفْضِهِ Lafız canibi اَلَّذِ هُوَ الْاَصْلُ Lafız canibi neydi? Harekeli olması. Müfret ve harekeli olması. Demek ki lafız canibi, ismi zahire muzaf olması asıldır, zamire muzaf olması feridir. Burada biz asıl, İrab'ta da asıl olan tarafı nazara itibar aldık. Yani müfret tarafı nazara itibar aldık. İrab'ı harekeyle olmuş oldu. Ve u'ribe bil harekat illeti hiyel aslu. İrab'ta asıl olan nedir? Hareke midir, harf midir? Harekelerle muğrab oldu. Lakin tekûnü harekâtuhu takdiriyeten li'enne âhirehu elifun teskudu biltikâ-i sâkineyn. Yani kilâ elifle bittiğinden dolayı kilâl itibareyni değil mi? Burada İrab'ı takdir olmuş oluyor. نَحُوْ جَانِ كِلَا الرَّجُلَيْنِ وَرَيْتُ كِلَا الرَّجُلَيْنِ وَمَرَتُ بِكِلَا الرَّجُلَيْنِ İrab-ı takdir olmuş oluyor. Neden ismi zahire muzaf olan da harekeyi itibar ettik? Çünkü ismi zahire muzaf olan bir ismi zahire muzaf olması bakımından asıldır. Bir zamire muzaf olmak var, bir ismi zahire muzaf olmak var. İsmi zahire muzaf olmak asıldır. O taraf asıl olunca, o tarafı itibar ederken hareke tarafının
itibar ettik, harf tarafını değil. Çünkü irabta da hareke asıldır. İsmi zahire muzaf olması asıl olduğu gibi irabını da değerlendirirken irabta asıl olanı nazara itibar alacağız. İrabta asıl olan harekedir. Harekeyi nazara itibar aldık. Ve bu harekeyle muhrabtir. Harekeyle muhrab olunca da mufrad musariftir. Ancak şansı yoktur. Şansı neden yoktur? Çünkü ahire elifle bittiği için hareke açığa çıkmıyor. Takdiridir diyoruz. Ve ida ulife ilal mudar zamire muzaf olunca ki ellezî huvel fer'u değil mi, hani zamire muzaf olması fer'idir. Ru'ye canibu ma'nahu ellezî huvel fer'u manada lafzın fer'idir. Mana canibi ki o da fer'idir. Fer'de fer'i nazarı itibara alınmış oldu. Ve u'ribe bil huruf ellezî hiye'l fer'u harflerle mu'rab oldu ki irabta da harf nedir? Harekenin fer'idir. نَحُ جَانِي كِلَاهُمَا وَرَيْتُ كِلَيْهِمَا وَمَرَّتُ بِكِلَيْهِمَا فَلِذَٰلِكَ bundan dolayı kayyede İbn-i Hacib kayıtladı kevne i'rabihi bil hurufi harflerle muğrab olmasını bi kevnihi muzafen ila muzmerin zamire muzaf olmakla ne yapmıştır? Kayıtlamıştır bunu. Sormuşlar nerelisin? Adam çok nazik olduğunu ifade etmek için bölülüyüm, bölülü demiş. Öbürü de demiş ki inceluğa bak inceluğa. Şimdi deyip geçersin tabii kila, zamire muzaf olan kila dersin geçersin. Ama incelediğin zaman bunlar karşımıza çıkabiliyorlar. Bunlar hepsi sallamadır diyebilirsiniz ama ben olaya her dilin Allah'ın ayetlerinden bir ayet olduğunu, her dilin kendi içerisinde bir nizam olduğunu, bu nizamın da ilahi ayete delalet etmesi bakımından bakılması gerektiğini söylüyorum. Efendim. İlahi nizam vardır ki dil grameri çıkabildi. Sarf nahiv bilgisi her dilde de kendi dilin nesi çıkmıştır? Grameri çıkmıştır. Yoksa dili öğrenmek mümkün olmazdı. Gramerler olmasaydı öğrenmek olmazdı. وَثْنَانِ تَسْنِيَ kila, zamire muzaf olan kila, bir de ithnani kelimesi. Şimdi ithnani kelimesi de tesniye mulhaktır arkadaşlar, tesniye değil. İthnani iki demektir. Manaya baktığın zaman nedir? Tesniyedir. Ama lafza baktığın zaman nedir? Şimdi ithnani kelimesi, ithnun ithnani gibi bir müfredin tesniyesi olamaz. O zaman ithnun bir demek olacak, ithnani iki demek olacak. وَكَذَا اِثْنَتَانِ وَثِنْتَانِ aynı şekilde kilada kilta olduğu gibi İthnani ve thintani kelimeleri de bunun müennesinde kullanılan birisi hemzeli birisi hemzesiz ithnani thintani bu ikisi de kullanılıyor. Fe inne hadihi'l elfaz bu lafızlar ve in kanet mufradeten her ne kadar müfred iseler de lakinne suretaha bunların sureti suretü tesniyeti lakin ne dersen suretaha dersin lakin dersen suretuha suretü tesniyeti dersin. Ve ma'naha ma'net tesniyeti sureti tesniye suretindedir. Manası da yani ithnaniye baktığın zaman tesniye suretindedir. Manasına baktığın zaman o da tesniye manasındadır. Fe ulhikat biha bunlar da tesniye mulhak olmuşlardır. Bil elifi raf'an vel ya'i halet-i raf'i elifledir vel ya'i geri kalan da ya iledir. El meftuh ma kableha ya'nın ma kabli meftuhtur. Nasben ve cerren halet-i nasb ile cerinde kemasiyeci'u ileride geleceği üzere. Şimdi arkadaşlar tesniyede şu kaydı koymaya ihtiyaç duydum. El meftuhu ma kablaha dedi. Çünkü müslimine'de de sonunda ne vardır? Ya vardır yani. Değil mi? Tesniye ile cemi birbirinden ayıran nedir? Müslimeyni, müslimine. Cemi müzekeri salimde ne oluyor? Ya'nın makabli meftu oluyor, meksur oluyor, müslimine cem müzekkerde, tesniyede de müslimeyn oluyor. Ve innehum indena leminel mustafeynel ahyar. Değil mi? Rızvan bu tesniye mi cemi mi? Ve innehum indena leminel mustafeynel ahyar. Yani biraz tesniye benziyor ama tesniye değil, değil mi arkadaşlar? Cemidir. Çünkü tesniyede nunu meksuredir. Müslimani, cemide müslimune. Nun meftuhtur. Efendim? وَاِنَّمْ عِنْدِنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ Mustafa'yı ne olsaydı? Mustafa, onun tesnesi de öyle gelmez.
Mustafa, Mustafa Vani, Mustafa Veyni. Mustafa Vani, Mustafa Veyni. Mustafa Une, Mustafa Yine. Mustafa, Mustafa Yani, Mustafa Yeyni. Mustafa Une, Mustafa Yine. Bizim Sellemeullah hocamız, sarf okuduğumuz hocamız, şu anda yatılı kalsa Rabbim acil şifalar versin Mustafa Can'dan diye. Bize kelimeleri, isimleri çekerken tesniyelerinde, cemi salimlerinde iki türlü okuturdu. Nasirun, Nasirani, Nasirayni, Nasirune, Nasirine. Halet-i Nasb ile Cerrini de mutlaka çektirirken yapardı. Nasiratani, Nasirateyni. Onun için Mustafa kelimesini çekerken Mustafa, Mustafa yani, Mustafa yeyni, Mustafa une, Mustafa yine diye çekerdik. Bu biraz ilanla ilgilidir. Mustafa bin aslında Mustafa yune idi. Ya harfiyle müterrik makal mühtelife kalbettik. Mustafa ne oldu? İki sakinden dolayı elif hasfettik. Mustafa bin oldu. Mustafa yune, Mustafa yine. Peki geldik cem müzekkeri salime. Cem'ul müzekkeri salimu. Es-salim cem'in sıfatıdır değil mi? Vel muradu bihi ma summi bihi istilahen. Arkadaşlar, cem müzekkeri salim. Vel muradu bihi cem müzekkeri salimden maksat ma summi bihi istilahen. İstilahen cem müzekkeri salim diye tesmiye edilendir. Şimdi bazı kelimeler var ki arkadaşlar, cem-i müzekkeri salim kalıbında gelmiştir ama cem-i müzekkeri salim şartları tutmaz onda. Mesela eradune, sinune. Şimdi arz kelimesi nedir? Müennestir. Bunun cemisi erazune gelmez. Yani cem-i zekeri salim yapmanın şartları oluşmadığı halde cem-i zekeri salim kalıbında gelenler şartları oluşmadığı halde ala gayril kıyas cem-i zekeri salim gelmişlerdir. Bizde izharda ve avamilde cem-i zekeri salim yapmanın şartlarından bahsetmedi ama burada bahsedecek. Nerede bahsedecek? İleride bahsedecek. Yani cem-i zekeri salim deyince cem-i zekeri salimi anlatırken cem-i zekeri salim yapmanın şartlarını anlatacak. Mesela racülün kelimesinin cemisi ricalün gelir ama racülüne gelmez. Ne olması lazım? İsim ve sıfat kelimelerde, isim ve sıfatlarda cem-i zekeri salim yapmanın şartları farklıdır. İsim mutlaka alem olması lazım. Mesela kalemun cemisi kalemune gelmez. Aklam gelir. Onun cem-i zekeri ne olarak gelir? Cem-i mükesser olarak gelir. Aklamun gelir. Cem-i zekeri salim gelmez. Çünkü şartı nedir? Efendim, alem olması lazım. Sıfat olan kelimenin de cem-i zekeri salim gelebilmesi için akil olması lazım. Mesela diyelim ki nasirun, eğer insan ise nasirune dersin. Eğer buradaki nasir mesela karıncaların yardımından bahsedecekseniz ondan sonra veyahut da kuşların yardımından bahsedeceksiniz, onun cemisinde nasirune diyemezsiniz. Yani cem-i zekeri salim yapmanın şartları vardır. Cem-i zekeri salim dendiği zaman ıstılahen cem-i zekeri salim kastedilmiştir. İstilahen cem-i zekeri salimde maksat nedir? Ahirinde vavnun veya yanun olan, ahirinde vavnun, nun derken meftuhunun kastediliyor. Veyahut da nun ile makabli meksur ya bulunandır. Cem-i zekeri salim nedir? Ahirinde nun-u meftuha ve vav makabli mezun vav bulunandır. Veya nun-u meftuha ile makabli meksur ya bulunan cemiye cem-i zekeri salim denir. İstilahen böyle söylediğim zaman o zaman eradune de efendim bu cemin içerisinde girmiş oluyor. Binaenaleyh cem-i zekeri salim deyince burada şartlarını bulundurup da cem-i zekeri salim olanı değil de ıstılahen cem-i zekeri salimi kastetmiştir. Ve huve ıstılahen cem-i zekeri salim nedir? El cem'u bil vavi ve nun. Vav ve nun ile yapılan cemiye ne diyoruz? Cem-i salim diyoruz. Fe yeduhlu fihi nahvu sinine ve aradine. Şimdi sinune kelimesi, sinine kelimesi senetün kelimesinin cemisidir. Senetün kelimesinin cemisi ebediyen cem-i zekeri salim gelmez. Çünkü alem değildir. Ayrıca tayte eniste müennesir senetün kelimesi gelmez. Ala gayrı kıyasdır. Ama sonuçta vavnun ile yanun ile cemilenmiş mi? Cemilenmiş. O zaman vavnun veya yanun ile cemilenen cemi salim ıstılahan deniyor. Efendim arz kelimesi mesela müennes bir kelimedir aynıca. Müennes bir kelimedir. Alem değildir. Cem-i zekeri salim bundan gelmez. Kıyasen gelmez.
Ama sonuçta vavnun yanun ile cemilenmiş mi? Cemilenmiş. O zaman buna ıstılahen cemi müzekkeri salim denir mi? Cemi salim denir mi? Deniyor. Mimma lem yekun vahiduhu müvekkeren. Mesela senune kelimesi müfred-i müennestir. Aradune kelimesi, arz kelimesi de müfred-i müennestir. Dolayısıyla cemi müzekkeri salim olmaya elverişli değildir bunlar. Lakin yucmu bil vavi ve nun. Evet, müfred-i müennestir, müzekkeri değildir ama vav nun ile cemilenmiştir. Cemi müzekkeri salimde nedir? Vav nun ile, ya nun ile cemilenen cemiye deniyor. Dolayısıyla ıstılahi olarak burada cemi müzekkeri salim kastedilmiştir. Yoksa cemi müzekker değildir yani. Sinune ne değildir? Cemi müzekker değildir. Salim'i koy bir tarafa, cemi müzekker değildir. Arazune cemi müzekker değildir. Doğru mu? O zaman biz burada neyi kastediyoruz? Cemi müzekkeri kastetmiyoruz. İstilahi cemi müzekkeri kastediyoruz. Ve ma ulhika bihi cemi müzekkeri salime mulhak olan ve huve ulu ulu kelimesidir. Cem'u zu zu kelimesinin la an lafzihi lafzından olmayan cemisidir. Buna da arkadaşlar ala gayril kıyas cemi denir. Yani ulu kelimesi zu kelimesinin cemisidir. Onun maddesinden oluşmuş değildir. Bir defa cemi müzekkeri salim diyebilmek için cemi ile müfred aynı kalıptan gelmesi lazım. Fa'l fi'l, ane fi'l, amel fi'l aynı olması lazım. Efendim öyleyse bu mülhak olmuş oluyor. Zu kelimesinin cemisi zevu gelir arkadaşlar. İnnemâ ya'rifu'l fadle minen nâsi zevuhu. İnnemâ ya'rifu'l fadle minen nâsi zevuhu. İnnemâ ya'rifu ancak bilir, el fadle üstünlüğü, değeri, kıymeti bilir. Minen nâsi insanlardan kim? Zevuhu fazilet sahibi olanlar bilir. Fazilet sahibi olanlar fazl-ı keremin, ikramın kıymetini bilirler. Minnet duyarlar. Arif'in kadrini yine ol arif olanlar bilir. Bilmez insan kadrini alemde insan olmayan diye unutulmaz misralarda yazılı bir şeydir bu. Arif'in kadrini yine ol arif olanlar bilir. Bilmez insan kadrini alemde insan olmayan. Şöyle de vardı burada. Süleyman Aleyhisselam'ın veziri kimdi? Yani karaktersiz insanlar değerli insanların nesini bilmezler? Değerini bilmezler. Ancak değerli insanlar, yani mesela diyelim ki ilmin kıymetini cahiller bilmez. İlmin kıymetini alimler bilir. Altının kıymetini sarraf bilir. Çocuğun eline altını versen çöpe dağıtar onu. Bir oyuncakla değişir onu. İnnemâ ya'riful fadle minen nâsi zevûhû. Şimdi orada zevûhû ne olmuştur? Doğrudan doğruya zû kelimesinin cemisidir. Ama zû kelimesinin cemisi ulu olarak da kullanılabiliyor. Ulu olarak kullandığı zaman cemî müzekkeri salim değil de cemî müzekkeri salime mülhaktır. Doğru mu? Ve işrûne ve ehevâtuhâ. İşrûne ve benzerleri de bunlar da cemiye mülhaktırlar. Şimdi işrûne kelimesi 20 demektir. Bu vavnun ile cemilenmiştir. Ama cemi midir gerçekten? İşrûne cemi olsa neyin cemisi olacak? Aşeretün cemisi olacak. O zaman cemi en az 3 katından başlıyor. Aşeretün 10, işrûne 30'dan başlaması lazım. Bir de sabit olmaması lazım. Değil mi hani? Racülün, ricalün 3'ten başlıyor. 4 olur, 5 olur, 6 olur, yukarı doğru gider yani. Sabit olmaması lazım. İki cihetiyle beraber cemi değildir. Bir aşeretünün cemisi olması lazım. Böyle değildir. Eğer aşeretünün cemisi olsaydı o zaman en az 30'dan başlaması lazımdı. Bir de sabit olmaması lazımdı. Ey nezair ve ehevatuha ey nezairuha. Buradaki ehevat nezair manasındadır. Kardeşleri deyince onun nazirleri. Es-seb'u. İşrûnenin nezairi kaç tanedir? 7 tanedir. Değil mi? 20. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 7 tane nazırı var. Hepsi 8 tane olmuş oluyor. 20'den başladığı için arkadaşlar. 20'den başladı. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Hepsi 8 tane yapmış oluyor. وَهِيَ ثَلَاثُونَ اِلَى تِسْعِينَ ثَلَاثُونَ اَرْبَعُونَ خَمْسُونَ سِتُّونَ سَبْعُونَ ثَمَانُونَ
ve 90 kelimeleridir. Ve leysa 20 cem'a 10. 20 kelimesi 10 kelimesinin cemisi değildir. Ve la değil mi? Vav yok mu orada? He? Ve la 30. 30 kelimesi de cem'a 3'ün 3'ün cemisi değildir. Yani 40 de 40'ün cemisi değildir. Ve illa eğer 20 10'ün cemisi olsaydı, 30 3'ün cemisi olsaydı, la sahha itlaku 20 ala 30. O zaman 30'a 30'a diyebilmek lazımdı. Çünkü en az لأنه ثلاثة مقادير العشرة. Çünkü 10'un 3 katıdır o. Cemi de müfredin 3 katıdır en az. Ve itlaku 30 ala 9'ü 9'a 30'ü demek lazımdı. لأنها ثلاثة مقادير الثلاثة. Çünkü 9 nedir? 3'ün 3 katıdır. Ve ala hada al-qiyas al-bawaqi. Ve ala hada al-qiyas al-bawaqi. Yani 40 kelimesi de 40'ün cemisi değildir. Eğer 40'ü 40'ün cemisi olsaydı 40'ün 4'tür. 40'ü nereye denmesi lazımdı? 3 4'ün 12 12'ye 40'ü denmesi lazımdı. Ve aydan ayrıca yani bir bu açıdan هذه الألفاظ تدل على معان معينة ولا تعين في الجموع. Şimdi cemi olduğu zaman 3 katından başlıyor ama 3 katında durmuyor ki. Şimdi ricalün dediğin zaman en az 3 tane. 3 olur, 4 olur, 5 olur, 6 olur ve helüm mecerra. Ama burada öyle değil ki. Erbaune diyorsun 40'tır. 39'un üstüdür. 41'in 6'dır. İşrune diyorsun 19'un üstüdür. 21'in 6'dır. Muayyendir yani. Halbuki cemi olsa cemilerde alt taban var ama tavanı yoktur. Tavan yukarıya doğru gider. İki cihetten burada hem biraz önce zikrettiği gerekçeler hem de ayrıca burada bir tayinlik vardır. O açıdan da cemi olmaya elverişli değildir. Cemi olmaya elverişli deyince ne diyoruz? Cemiye mülhaktır diyoruz. Yani bunlara istilahen cemi müzekkeri salim diyemiyoruz. Vavnun yanına cemilenmiş cemi değil ki cemilenmiş diyelim biz bunlara. Anlatabildim mi? Yani senune ve arazune kelimesine cemi diyoruz. Çünkü onlar cemidir. Ama bunlara cemi demiyoruz, cemiye mülhak diyoruz. Çünkü bunlar cemi değildir. Arazune, senune kelimeleri cemidirler. Şartları tutmadığı halde ala gayril kıyas cemi olmuşlardır. Peki biz yukarıda Esma-i Sitte-i Mu'tellenin İrab'ının vav, elif, ya falan dedik. Niye 6 tane isim oldu? Niye bu 6'sı oldu falan? Gerekçesini söyledik. Peki tesliyenin haleti rafi elif, haleti nasb-i cerriya oluyor. Niye böyle? Bunun gerekçesi var mı yani? Buradaki münasebeti bir şeye oturtabilir miyiz kurala? Ve innemâ cu'le i'râbul müsennâ. Ve innemâ cu'le i'râbul müsennâ. Ma'mul hakâtihi. Mülhakları ile beraber. Vel cem'i ceminin i'râbı ma'mul hakâtihi. O da mülhakları ile beraber. Bil huruf. Niye tesniye ile cem'i? Hani Esma-i Sitte-i Mu'tellâ'yı anladık da onlar cemiye ve tesniye ayak uydurmak için müfredle arada bir vahşet, münaferet olmasın diye. Peki tesniye ile cem'in i'rabı neden harflerle kılındı ki? Onlar da hareke yapsaydık, i'rabda asıl hareke olduğuna göre. لَأَنَّهُمَا Çünkü tesniye ile cem'i فَرْعَانِ لِلْوَاحِدِ Müfredin fer'idirler. Tesniye ile cem'i neyin fer'idir? Müfredin fer'idir. Bir de وَفِي آخِرِهِمَا حَرْفٌ يَصْلُحُ لِلْاِعْرَابِ Bunların ahirinde i'raba elverişli bir harf de var. Mesela نَاصِرَانِ nasirune yani hem feridirler hem de irab olmaya elverişli tesniye elifi gelmiştir değil mi? Cemi vavı gelmiştir. Ahirlerinde irab harfi olmaya elverişli bir harfi vardır. Evet. Ve hu alametü tesniyeti vel cem'i. Tesniye ve cem'i. Tesniye alameti eliftir. Cem'i alameti de nedir? Vavdır. Fenasebe münasip oldu en yüce'ale zelkel harfi o harfin kılınması i'rabehuma. O tesniye alameti olan tesniyenin, cemi alameti olan ceminin i'rabı, harfi kılınması münasip oldu. Neden? لِيَكُونَ اِعْرَابُهُمَا فَرْعَنْ لِيَرَابِهِ Tesniyenin i'rabı, ceminin i'rabı, müfredin i'rabının fer'i olsun. Tesniye ile cemi arkadaşlar, müfredin fer'i olunca onların i'rabı da müfredin i'rabının fer'i olsun. Müfredin i'rabı asıldır, harekeyledir. Bunun da fer'i olsun, harekeyle, harfli olmuş olsun. كَمَا اَنَّهُمَا فَرْعَانِ لَهُ Nasıl ki tesniye ile cemi
lafız olarak müfredin fer'i ise, irab bakımından da tesniyeli cemin irabı, müfredin irabının fer'i olsun. لَاَنَّ الْاِعْرَابِ بِالْحُرُوفِ فَرْعٌ لِلْاِعْرَابِ بِالْحَرَكَاتِ Bu tamamdır değil mi? Var mı da kapalı bir şey? Peki, bu taksimi nasıl yaptık peki? Tesniye dedi ki hal-i zarfinde sen elif olacaksın. Hal-i nasbili cerinde ya olacaksın. Cemiye dedi ki hal-i zarfinde vav olacaksın. Hal-i nasbili cerinde ya olacaksın. Bu taksimi neye göre yaptık? Bu rastgele mi? Tesadüf mü? Tevafuk mu? وَلَمَّا جُعِلَ اِعْرَابُهُمَا بِالْحُرُوفِ Tesniye ile cemiye karar verdik. Meclis toplandı, karar verdi. Dediler ki bu madem ki müfredin fer'idir, irab bakımından da fer olsun. Dolayısıyla irabı neye olsun? Harflerle olsun. Peki şimdi harfleri ayarlayacağız. وَكَانَ حُرُوفُ الْاِعْرَابِ ثَلَاثَ İrab harfleri kaç tanedir? 3 tanedir. Nun da var, dördüncüsü ama biz isim bahsinde okuyoruz. 3 tane vav ya eliftir. Ve i'rabuhuma sittetün. Peki tesnenin i'rabı 3, cemin i'rabı 3, etti 6. Elimizde kaç tane eleman var? 3 tane eleman var. Selâsetün lilmütennâ ve selâsetün lilmecmûn. Peki 3 tane elemanımız var, 6 tane ihtiyaç var. فَلَوْ جُعِلَ اِعْرَابُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِتِلْكَ الْحُرُوفِ ثَلَاثَةِ لَوَقَعَ الْاِلْتِبَاسِ Tesniye ile ceminin irabını, hal-i rafi, elif, nasbi, mesela vav, cerri, ya deseydik, tesniye de aynı söyleseydik, o zaman hepsinin irabı ne olacak? Karışacaktı. Tesniye midir, cemi midir? Anlaşılmayacaktı. فَلَوْ جُعِلَ اِعْرَابُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِتِلْكَ الْحُرُوفِ ثَلَاثَةِ لَوَقَعَ الْاِلْتِبَاسِ Tesniye mi, cemi mi anlaşılmayacaktı. وَلَوْ خُصَّ الْمُثَنَّى بِهَا Peki biz bu 3 tane harfi, irab harfi var ya 3 tane elimizde, bunları tesniye versek بَقِيَ الْمَجْمُعُ بِلَا اِرَابٍ Cemi'nin irabı kalmayacaktı. وَلَوْ خُصَّ الْمَجْمُعُ بِهَا بَقِيَ الْمُثَنَّى Cemi'ye verelim, o zaman tesniye بِلَا اِرَابٍ Bu sefer ne yaptık? فَوُزَّعَتْ عَلَيْهِمَا Bu 3 taneyi, bunları arasına adilane taksim ettik. بِاَنْ جَعَلُوا الْاَلِفَ عَلَامَةَ الرَّفْعِ فِي الْمُثَنَّى Tesniyede refi alameti eliftir dedik. لَأَنَّهُ الضَّمِيرُ الْمَرْفُوعُ لِلْتَثْنِيَةِ فِي الْفِعْلِ Niye elif-i tesniye verdik? Çünkü nasara, nasara, nasaru. Fiilde, tesniyede refi alameti nedir? Eliftir değil mi? Refi alameti değil arkadaşlar. Fiillerde, tesniyede elif nedir? Faildir. Ama alâ küllâ fiillerin tesniyesinde ne vardır? Elif vardır zamir olarak. Cem-i müzekkerlerinde ne vardır? Vav vardır. Onun için İsimlerde zaten biz ne diyoruz arkadaşlar? Nasırani ile Yansurani'nin elifleri ve nunları arasındaki fark nedir değil mi Rizvan? Ya Rizvan bana bak. Yansurani'nin elifi ile Nasırani'nin elifi arasında fark var mı? Yansurani'nin elifi faildir. Nasırani'nin elifi irab harfidir. Yansurani'nin elifi isimdir, isim. Harf değildir. Ama Nasırani'nin elifi harftir. Var mı aralarında fark? Var. Şimdi bir başka soru sorayım sana. Nasırani'nin nunu ile Yansurani'nin nunu arasında fark var mı? Nedir? Söyle de söyleyeyim desene evlat. Yansurani'nin nunu irab harfidir. Nasırani'nin nunu müfretteki şeyden, tenvinden ivaz gelmiştir. Nasirun, oradaki tenvin, Nasırani'de ondan ivaz gelmiştir. Tamam? Yansurani lem yansura len yansura nasib ve cer halin nasib ve cezim halinde nun düşüyor. Halet-i rafi nun ile halet-i nasbi ile cezmi nunun hasbi iledir. Demek ki Yansurani'nin nunu ile Nasırani'nin nunu arasında fark olduğu gibi Yansurani'nin elifi ile Nasırani'nin elifi arasında fark vardır. Yansurani'deki elif isimdir, zamirdir efendim. Nasırani'deki harftir ve irab harfidir. Aynı şekilde Yansurune ile Nasırune'nin vav ve nunu aynı şekilde. Birisi vav faildir, isimdir. Birisi irab harfidir. Nunlar da birisi irab harfidir, birisi tenvinden ivaz gelmiştir. لَأَنَّهُ الضَّمِيرُ الْمَرْفُوعُ لِلْتَثْنِيَةِ فِي الْفِعْلِ نَحْوُ يَضْرِبَانِ وَضَرَبَا وَالْوَاوُ عَلَامَةُ الرَّفْعِ فِي الْمَجْمُوعُ Vav nedir arkadaşlar? Müslimune, vavı biz ne yaptık?
Refi alameti, cemide refi alameti kıldık. Vel vavu, bakalım nereye atfettik onu. Ben cealul elife alameter raf'i vel vave. Vel vave, vavı yaptılar. Alameter raf'i fil mecmu. Cemide refi alameti yaptılar. Yani elimizde irab harfi olarak kaç tane var arkadaşlar? Vav, ya, elif. Şimdi bu üç tanesini nereye taksim edeceğiz? Altıya taksim edeceğiz. İşte hepsini birisine versek haksızlık olur. İkisine de aynısını versek iltibas olur. Mecburen taksim edeceğiz. Bu taksim ederken refi alameti olarak tesniye refi alameti verdik. Niye? Elif'i. Elif'i tesniye verdik. Niye? Çünkü fiillerdeki tesniyede de elif var. Bu da onun benzesin diye. Vav'ı cemiye refi alameti olarak verdik. Çünkü fiillerde merfu yani fail nedir? Vav'dır. Burada da ona benzesin diye vav'ı verdik. Elif'i sattık. Vav'ı da sattık. Belaya çattık. Geriye ne kaldı? Ya kaldı. Refi alameti olarak tesniye verdik elifi. Cemi alameti olarak yani refi alameti olarak cemiye vav'ı verdik. Elimize bir ya kaldı. Mecburen nasip ve cer hallerinde ya vermek mecbur. لَاَنَّهُ ضَمِيرٌ مَرْفُعٌ لِلْجَمِعِ فِي الْفِعْلِ نَحْوُ يَضْرِبُونَ وَضَرَبُونَ وَجَعَلُوا اِعْرَابَهُمَا بِالْيَاءِ حَالَ الْجَرِّ عَلَى الْاَصْلِ Haleti cerrinde de ya verdiler. Asıldır zaten. Cer alameti neydi? Yani kesre yağdan, yağ kesreden doğmuştur. Ve ferraku beynehuma. Peki nereden anlayacağız biz şey midir? Tesniye midir, cemi midir? İkisine de yağı verdik. Ve ferraku beynehuma bi'en fetahu ma kabile liyâi fit tesniyeti. Tesniyede ma kabile meftu kıldılar. Nasireyni dediler. Öbürüne nasirine dediler. Li hiffetil fethati. Fetha hafiftir. Ve kesreti tesniyeti. Tesniye çoktur. Yani tesniyenin çok olduğu tartışılır tabi. Yani her cemin içerisinde de tesniye var, o açıdan çoktur yoksa. Ve keseruhu fil cemi. Cemide makabülü mekşur kıllar. Lithikalil kesreti. Kesre ağırdır. Ve gilletil mecmu'i. Evet. Buradaki gillet ve kesreti ancak bu şekilde izah edebilirsin arkadaşlar. Ve hamelu en nasbe alel cerri. La alel rafi. Peki ortada ne kaldı? Nasip halleri kaldı. Şimdi nasip hallerini ya cer haline hamledecekler veyahut da refi haline hamledecekler. Burada ve hamelün nasbe alel cerri nasip halin cer haline hamlettiler. Niçin? La alel rafi. Li münasebetin nasip bil cerri. Çünkü nasibin cer ile münasebeti daha fazladır. Li vuku'i kulli minhuma fadleten fil kelam. Çünkü merfu mutlaka kelamda ya umdedir yani ya müsteddir ya müsteddileyhtir. Ama nasip ile cer kelamda fazla vakı olurlar. Yani umde olmayabilirler. Nesbin umde olduğu da var, olmadığı da var. Ama cer ala kül hal umde değildir. Onlar arasında bir münasebet olduğundan dolayı birisi öbürüne uyacaksa nesb hali ref haline değil de cer haline uyması daha uygundur. Velemma ferada kalmış olur arkadaşlar.